Flash bilgi videomuzda kanal izleyicilerinden gelen bir soru üzerine Sultan 3. Selim'in kaç makam icat ettiğini sorgulayacağız. Yine makamların dizisi, seyri, güçlüsü, kararsızı ve hatta icrası ile ilgili epey kitap, video ve web sitesi var. Bizim amacımız bunlar değil. Daha önce Şef Kefza makamını anlatmıştım. Hemen konuya gireyim. Klasik Türk müziği döneminin önemli bir bestekarı ve müzik hamisi olan 3. Selim, şehzadelik döneminde daha 13 yaşında iken müzik eğitimine başladı. Mehmet Said, Hızır Ağa onun için müzik kitabı yazanların ilkidir. Tamburi bestekar Dilgin Hayat Kalfa, onun şehzadeliğinde icat ettiği makamlara şahit olan kişilerden biridir. Asıl Sultan 3. Selim'in icat ettiği makamları kaydeden, yaştaşı ve çağdaşı Abdülbaki Nasır dededir. Ancak 1794'te kitap yazıldıktan sonra icat ettiği 3-4 makam daha vardır. Sultan 3. Selim'in icat ettiği makamların neler olduğu konusunda araştırmacılar farklı görüş sahipleri olsalar da sistematik müzikoloji sonuçlarına göre Mevlevi geleneğinde de aktarıldığı gibi toplam sayı 18 tanedir. Bu konudaki görüşleri, kaynakları, icat edildikleri tarihler dahil ayrıntılara Türk Muskesi Atlası'nda 1. cilt içinde yayınlanan makalede bulabilirsiniz. 2019'da yayınlanan makalenin sonuçlarına göre Sultan 3. Selim'in terkip ettiği makamlar alfabetik sırasıyla şöyledir. Arazbar Buselik ve Aşiran Maye, Bayati Araban, Dilara, Evcara, Gerdaniye Kürdi, Hicazeyn ve Hüzzam Cedid, İsfahanek Cedid, Küçek Zemzeme, Neva Buselik ve Neva Kürdi, Pesendide, Rast Cedid, Suzi Dilara, Şef Kefsa, Şevki Dil Cedid ve Şevki Tarap. Bunların bazılarında günümüze herhangi bir beste gelmemiştir. Makamların listesini ayrıca videoda görüntü olarak koymaktayız. Yeni bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.